Türkiye'nin ilk uçak fabrikası Hürjet'i üretecek. İnternet kafeler yok oluyor. TürkSat 6A uzaya fırlatılıyor. Ayda helyum 3 arayışı başlıyor. Hindistan yarı iletken devrimi yapmayı hedefliyor. Ölen ev kedisi klonlandı. Meta uyuşturucu satışı skandalıyla sarsılıyor. Bu hafta bilim ve teknoloji dünyasında ilginç gelişmeler yaşandı. Gelin birlikte bu gelişmelere yakından bakalım. Türkiye'nin ilk uçak fabrikası Hürjet'i üretecek. Türkiye'nin ilk uçak fabrikası olan TomTaş Havacılık ve Teknoloji AŞ yeniden üretime başlıyor ve milli gururumuz Hürjet'in üretiminde görev alacak. Hürjet'in parçaları TomTaş'ın Kayseri'deki fabrikasında üretilecek. Bu yılın ikinci yarısından itibaren 500 kişilik bir ekiple montaj faaliyetlerine başlanacak. Hedef, ayda 2 Hürjet'in komponent seviyesi montajını Kayseri'de gerçekleştirmek. 25 Nisan 2023'te ilk uçuşunu gerçekleştiren Hürjet, 2025 yılında Türk Silahlı Kuvvetleri'ne hizmet vermeye başlayacak. İnternet kafeler yok oluyor. Bir zamanlar internet kafeler bilgi ve iletişimin merkeziydi. Özellikle 2000'li yılların başında internet erişiminin yaygınlaşmasıyla birlikte adeta birer sosyalleşme alanı haline gelmişlerdi. Fakat son yıllarda internet kafeler birer birer yok oluyor. İstanbul İnternet Kafeciler Esnaf Odası Başkanı İlhan Taşkıran'ın açıkladığı verilere göre Türkiye genelinde internet kafe sayısı 27.000'den 5.000'e kadar düştü. Kapanmaların arkasındaki en büyük nedense artan maliyetler. Akıllı telefonların ve ev interneti erişiminin yaygınlaşması da internet kafelerin popülerliğini kaybetmesine neden oluyor. Artık internet her evde, her cepte. İnsanlar internet kafelerin sunduğu hizmetlere eskisi kadar ihtiyaç duymuyor. Görünen o ki, internet kafeler için bir devrin sonu geliyor. TürkSat 6A uzaya fırlatılıyor. Uzun süredir beklenen haber geldi. Türkiye'nin ilk yerli ve milli haberleşme uydusu TürkSat 6A, 8 Temmuz 2024 haftasında uzaya fırlatılacak. Bu sayede Türkiye, haberleşme uydularını kendi imkanlarıyla üretebilen 11. ülke olacak. TürkSat 6A, ABD'nin Florida eyaletinden SpaceX'in Falcon 9 roketiyle fırlatılacak. Fırlatma 8-15 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek. Kesin tarih ve saat ise ilerleyen aylarda belirlenecek. TürkSat 6A'nın fırlatılması, uydunun yörüngeye oturmasıyla birlikte Türkiye'nin haberleşme kapasitesinde önemli bir artış sağlanacak. Ayda helyum 3 arayışı başlıyor. Interlan adlı girişim, ayda helyum 3 izotopu aramak için 2030'a kadar bir plan hazırladı. Helyum 3 dünyada nadir bulunan bir element. Interion şirketi, ayda bol miktarda bulunan bu izotopu toplamak ve dünyaya getirmeyi planlıyor. Bu izotop, nükleer füzyon, manyetik rezonans görüntüleme ve kuantum hesaplama gibi alanlarda kritik öneme sahip. Şirket, 2028'e kadar ayda pilot tesisi kurmayı ve 2030'da faaliyete geçmeyi umut ediyor. Hindistan yarı iletken devrimi yapmayı hedefliyor. Hindistan, küresel çip üretiminde önemli bir oyuncu olma yolunda. Hükümet, önümüzdeki 5 yıl içinde dünyanın ilk 5 yarı iletken ülkesinden biri olmayı hedefliyor. Hindistan'ın bu hedefe ulaşması kolay olmayacak. Yarı iletken üretimi karmaşık ve pahalı bir süreçtir. Ayrıca Hindistan'ın kalifiye iş gücü ve altyapı eksikliği gibi bazı zorluklarla da karşı karşıya olduğu biliniyor. Ancak Hindistan'ın bu zorlukları aşmak için kararlı olduğu görülüyor. Hükümet, yarı iletken sektörüne büyük yatırımlar yapıyor ve bu alandaki yetenekleri geliştirmek için çeşitli programlar yürütüyor. Başarılı olması halinde Hindistan'ın yarı iletken devrimi küresel teknoloji pazarında önemli bir değişim yaratabilir. Ölen ev kedisi klonlandı. Kanada'dan Chris Stewart, trajik bir kazada ölen kedisinin klonlarını yaptırmak için 50 bin dolar ödedi. Teksaslı bir biyoteknoloji şirketi, ölen evcil hayvanın DNA'sını kullanarak genetik ikizlerini dünyaya getirdi. Somatik hücre klonlaması yöntemiyle doğan yavru kediler, ölen kedinin kopyaları olarak nitelendiriliyor. Stewart, kedisinin yaşaması gereken daha fazla hayatı olduğuna inandığı için klonlandığını belirtti. Klonlama, hayvan refahı ve biyoetik gibi konularda endişeleri beraberinde getiriyor. Uzmanlar bu tekniğin insan klonlanmasında kullanılamayacağını da vurguluyor. Meta uyuşturucu satışı skandalıyla sarsılıyor.
ABD savcıları Facebook ve Instagram'ın yasa dışı uyuşturucu ticaretini kolaylaştırıp kolaylaştırmadığını ve bundan kazanç sağlayıp sağlamadığını araştırıyor. Soruşturma, Meta'nın platformlarında uyuşturucu satıcılarının faaliyet gösterdiğine dair artan endişelerin ardından başlatıldı. Savcılar, Meta'nın bu faaliyetleri bilmesine rağmen durdurmak için yeterli adım atmadığını iddia ediyor. Bu durum, Meta için ilk skandal değil. Geçtiğimiz yılda şirketin insan kaçakçılığı ve çocuk cinsel istismarını görmezden geldiği iddiasıyla dava açılmıştı. Bu hafta bilim ve teknoloji alanında yaşanan gelişmeler bu şekildeydi. Haftaya yeni gelişmelerle görüşmek üzere.